Ben başörtülü girerim şimdi girsem. Nesrin Ünal, 28 Şubat sürecinin önemli aktörlerinden biri. Dönemin MHP Antalya milletvekili. 16 yıl sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı ve suskunluğunu bozdu. Devlet Bey'e şunu söyledim, Sayın Genel Başkanım, eğer benim aday olmamam gerekiyorsa aday olmayayım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla zarar vermek istemem. Sayın Bahçeli bana direkt telkinde bulunmadı. Sadece başörtülü girersem neler yaşayabileceğimi ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin neler yaşayabileceğini, baş açık girersem faydalarını, zararlarını, Milliyetçi Hareket Partisi olan faydalarını, zararlarını anlattı. Sonra bu kararı ben kendim verdim. Ünal, yemin töreni öncesi Merve Kavakçı ile yaşadığı diyalogları anlattı. Merve Hanım bana defalarca telefon etti ve dedi ki Nesrin Hanım, siz Antalya İstanbul'dan önce kapalı girerseniz biz size destek oluruz dedi. Ben de ona dedim ki bakın biz üniversite yıllarımızda hep Hacettepe Üniversitesi ve diğer üniversitelerde size ülkücüler olarak destek olduk. Sizi cuma namazlarında solcular sarmıştı. O zaman kaç kere kurtardık. Yani yemin töreni öncesinde görüşme mi yaptınız Merve Kavakçı'yla? Görüşme yaptık. Defalarca o beni aradı. Ben onu değil. Ve bu sefer dedim siz bir fedakarlık yapın. Siz benden önce başörtülü girin meclise. Ben sizin arkanızdan bir geçmiş ülkücü olan işte o hassas siyasette büyüyen biri olarak ben başörtülü gireyim dedim. 28 Şubat sürecinde Nesrin Ünal meclise girerken başörtüsünü açmıştı. Ama şimdi farklı düşünüyor. Ben başörtülü girerim şimdi girsem. Ben şartların daha olgunlaştığını düşünüyorum. Artık başörtülü vekiller olmalı diyorsunuz. Olmalı.